Merhaba arkadaşlar. Eritik devrelerin modellenmesi dersimizin ilk haftasının ikinci videosunda tekrar birlikteyiz. Kitabımızda arkadaşlar sayfa 16'da şekil 1.27'ye baktığımızda solver penceresinde çeşitli seçenekler olduğunu görüyoruz. Daha önceden bu solver için bir önceki videomuzda size bilgiler vermiştim. Aslında Simulink dosyası arka planda bir diferansiyel denklem sistemi oluşturmaktadır ve siz aslında Simulink dosyasında run seçeneğine run tuşuna bastığınızda aslında diferansiyel denklem sistemini çözüyorsunuz ve dolayısıyla çözüm esnasında Simulink bir takım seçenekler sunar. Bu diferansiyel denklem sistemini hangi yöntemle çözeyim? Hangi yöntem daha verimli olur? Bu konuda arkadaşlar daha önce de söylediğim gibi kitabın değişik yerlerinde size önerilerde bulunmakla birlikte Simulink aynı zamanda dosya çalıştırıldığında ekrana eğer seçtiğiniz solver uygun değilse doğru solver'ın ne olması gerektiğine dair önerilerde de bulunuyor. Dolayısıyla Command Window ortamında bu uyarıları dikkate almakta fayda var. Simulink'in yönlendirmesi önemli. Şimdi kitabımızda sayfa 16'da, 17'de ve 18'e taşan kısımda sevgili arkadaşlar size bu çözücülerin özellikleri hakkında bilgiler verildi. Burada da görüyorsunuz OD45, OD23, OD113, OD15S, OD23S, OD23T gibi seçenekler sunuluyor. Bu seçeneklerin özellikleri hakkında burada detaya girmeyeceğim. Kitabımızda var. Ama şunu bilmemiz gerekiyor. Diferansiyel denklemi oluşturan parametrelerin birbiriyle olan ilişkileri gözetildiğinde bu seçenekler önem kazanıyor arkadaşlar. Özellikle bu S indisi olan OD23S'teki stiff anlamına geliyor. Çok daha ani değişen akım gerilim veya diğer parametre değişikliklerinde o değişimi görme açısından önemli bir imkan sağlıyor. Dolayısıyla eğer izlediğiniz değişkenin değişimi çok hızlı değilse stiff seçeneklerini yani S uzantılı seçenekleri kullanmanızın pek de bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Zaman kaybolur çünkü bu tür seçenekler daha detaylı araştırma yaptığı için programın süresinin uzamasına da sebebiyet verir. O yüzden çok basit devrelerde bu tür seçenekleri kullanmak yerine OD45 seçeneğini kullanmak çok daha kısa sürede sonuca ulaştıracaktır. Çünkü biliyorsunuz simülasyonun kısa sürede sona ermesi kullanıcı için cazip bir imkandır. Arkadaşlar şekil 1.28'de sayfa numarasını da söyleyeyim. Sayfa 17'de solver details yanında oka basarsanız buradaki oka solver details'in altındaki şu seçenek çıkar. Her zaman bu seçenek aktif değildir. Buradaki oka bağlı olarak aktif hale gelir. Ekranı kalabalıklaştırmamak için. Şimdi burada maximum step size, minimum step size, initial step size, relative tolerance, absolute tolerance gibi seçenekler var sevgili arkadaşlar. Bunlar aslında önemli. Niye önemli? Şimdi sayısı analiz dersinden biz biliyoruz. Bilgisayarlar analog değil, sayısal çözümleme adımlarıyla çalışırlar. Dolayısıyla integral ya da diferansiyel çözerken integral aralığı ve diferansiyel denklemde türev aralığının hayati önemli olduğunu sayısal analiz dersinde örnekleriyle hem MATLAB 9.8 kitabında gösterdik hem de sayısal analiz dersinde sizlere anlattık. Dolayısıyla arkadaşlar step size dediğimiz adım aralığı doğru çözüme ulaşmada hayati öneme sahiptir. Dolayısıyla bizim diferansiyel denklem sistemi olarak değerlendirdiğimiz Simulink dosyalarında bu açıdan maksimum step size, minimum step size, relative tolerance, absolute tolerance gibi adımı belirleyen, çözüm adımını belirleyen parametreler hayati önem taşımaktadır. Arkadaşlar kitabımızın 18. ve 19. sayfalarında az önce bahsettiğim önemli parametrelerin özellikleri hakkında size bilgiler verilmiş. Örneğin maksimum step size için belirtilen parametre çözümü yapılırken kullanılacak en büyük adım mesafesini step size'ı belirler. Default olarak yani fabrika ayarları dediğimiz siz hiçbir şeye dokunmazsanız arkadaşlar MATLAB şöyle davranıyor. Başlangıç yani start time ile bitiş yani stop time değerlerinden hesaplanarak yola çıkıyor maximum step size değerini MATLAB.
Eğer stop time değeri start time değerine eşit veya sonsuz ise maksimum step size olarak 0,2 saniye alınır. Aksi halde eğer bunlar birbirinden farklıysalar default olarak MATLAB, eğer siz maksimum step size'ı kendiniz yazmamışsanız arkadaşlar, o boşluğa maksimum step size'ın sağındaki boşluğa yazmamışsanız, auto seçeneği söz konusuysa, ki şu her zaman default olarak auto seçeneği bulunur orada. Bu durumda maksimum step size seçeneği T son eksi T baş bölü 50, yani başlangıçla sonuç arasındaki süreyi 50 parçaya bölerek maksimum step değerini hesaplar. Genel olarak arkadaşlar bu değer yeterlidir. Bu adım değerinin büyük olması dolayısıyla değişkenin aldığı bazı değerlerin gözden kaçtığı düşünülüyor ise bu default değeri azaltılabilir. Eğer değişim periyodik ya da yaklaşık olarak periyodik ise periyodun değeri bilinmek şartıyla maksimum adım aralığı periyot değerinin bir oranına, yani örneğin 1 bölü 4 değerine ayarlanabilir. Yani bir periyot içinde 4 tane örnekleme almayı yeterli görüyorsanız buna göre bir hesaplamada rahatlıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. Initial step size dediğimiz büyüklük arkadaşlar, default olarak initial step size değeri başlangıç zamanında değişkenlerin türevlerini inceleyerek bulur. Eğer siz herhangi bir sayı yazmamışsanız o boşluğa, initial step size'ın sağındaki boşluğa. Initial step size değeri önerilen ilk adım değeridir. Solver hata kriterlerini sağladığı sürece bu değeri kullanır. Eğer sağlamaz ise bu değer azaltır. Yani siz eğer MATLAB'e bu takdiri bırakmışsanız, MATLAB bu adımı otomatik olarak kendisi türevleri alarak arka planda kendisi rahatlıkla belirler. Minimum step size'de arkadaşlar bu kontrol ancak variable step continuous solver seçeneğinde gözükür. Bunun dışında gözükmez. Seçilen solver tipi için en küçük adım değerini belirler. Eğer iterasyon içinde solver hata toleransını karşılamak için minimum step size değerinden daha küçük bir değer kullanılır ise efektif relatif tolerans değerini belirten bir hata uyarısı ifadesiyle karşılaşılır. Minimum step size değerinin sağ tarafına yazılacak değer ya sıfırdan büyük bir gerçek sayı ya da iki elemandan oluşan bir vektör olabilir. Bu vektörün ilk elemanı minimum step değerini, ikinci elemanı ise hata uyarısından önce ekrana yazacak olan minimum step size uyarının maksimum sayısını verir arkadaşlar. Arkadaşlar kitabınızda bir açıklama yapmışım. Bu açıklama diyorum ki Simunic dosyasına ilişkin yazılan çözüm algoritmasında standart hata kontrol teknikleri kullanılır. Her bir zaman aralığı sonunda algoritma durum değişkenlerinin değerlerini hesaplar ve lokal hatayı bulur. Daha sonra tahmin edilen hata ile hesaplanan lokal hatayı karşılaştırır. Bu hata miktarı relatif tolerans yani VTOL ile absolute tolerans yani ATOL değerlerinin bir fonksiyonudur. Eğer hesaplanan hata miktarı kabul edilebilir hatadan daha büyük ise algoritma adım büyüklüğünü azaltarak tekrar iterasyona başlar. Şimdi arkadaşlar aşağıda yine bu yukarıda geçen VTOL ve ATOL hakkında bilgiler veriyorum. Relative tolerance arkadaşlar bu sayı her bir durum değişkenin büyüklüğüne göre nispi, yani göreceli olarak hatayı belirler. Bu sayı durum değişkeninin aldığı değerin yüzdesi olarak verilir. Default olarak 1 eksi 3 alınır. Bunun anlamı hesaplanan durum değişkeninin değerinin %1 hata hassasiyette bulunmasıdır. Absolute tolerance ile ilgili arkadaşlar bir şekil vermişim. Şekil 1.29'da. Burada görüldüğü gibi hangi bölgede hangi değişken hangi değerleri almakta, ne kadar bir tolerans değerine sahip olmakta, bunlar şekil olarak size bildirilmiş. Absolute tolerance eşik hata değeri olarak adlandırılır. Bu değer durum değişkeninin sıfır civarındaki hata toleransını verir. Eğer ince durum değişken için hata değeri 1,4'te verilen ifadeyi sağlaması gerekir. Şekil 1.29'da relatif ve absolute tolerans değerleri tarafından saptanan bölgeler ve durum değişkeninin değişimi gösterilmiştir. Eğer kullanıcı default değeri kullanırsa Simulink absolute tolerans değerini her bir durum değişkeni için başlangıç olarak 1-6 değerini ayarlar. Simülasyon ilerledikçe absolute tolerans değerini her bir durum değişkeni için değiştirir ve bu durum değişkenin içinde bulunan aralıktaki maksimum değeri relatif tolerans değerinin çarpımı ile elde edilen değere eşitler. Örneğin değişken 0 ile 1 arasında değişsin ve relatif tolerans 1e-3 olsun. Bu durumda absolute tolerans eşittir 1 çarpı 1e-3, yani 1-3 değerine sahip olacaktır. Eğer durum değişkeni 1 ile 1000 arasında değişiyor ise absolute tolerans değeri ise 1000 çarpı 1-3 eşittir 1 olacaktır. Eğer hesaplanan değer uygun değilse kullanıcı kendisi uygun bir değer bulabilir arkadaşlar. Bu bilgileri kitabımızdan daha net olarak okuyabilirsiniz. Ben bu bilgilerin
önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ilerleyen aşamalarda simlik dosyalarını çalıştırdığınız zaman ekrana relative tolerance hatası gelebilir. Dolayısıyla hatanın nereden kaynaklandığını, ne yapmanız gerektiğini buradaki açıklamaları kullanarak rahatlıkla anlayabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar yine kitabımızda şekil 131 sayfa 23'te data import export yüzü size gösterilmiş. Burası önemli arkadaşlar. Bunun önemini biraz sonra açıklayacağım size. Bakın bu arayüze tıkladığımız zaman karşımıza çıkan pencerede input, initial state, time, states, output, final states, signal logging, data tolerance gibi çeşitli seçenekler var. Burada da format seçeneği var. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu da önemli. Format seçeneği. Bu format seçeneğinde şu sağdaki oka tıklanıldığı zaman değişik seçenekler çıkacak karşınıza. Biraz sonra bunları detaylı olarak incelemeye çalışacağız. Şimdi arkadaşlar bu da input ne demek? Şimdi siz bir simülük dosyası oluşturdunuz ve bu da bir takım parametreler var. Şimdi bu parametrelerin arkadaşlar değerlerini ya simülük dosyası içinden gireceksiniz ya da MATLAB'de Command Window ortamına yazacaksınız. Simulink dosyası Command Window ortamından bu dataları çekecek. Dolayısıyla buradaki input seçeneğini tıkladığınız, aktif hale getirdiğiniz zaman buradan input seçeneğinden diyorsunuz ki Simulink dosyasına git T ve U değerlerini Command Window ortamından bul ve Simulink dosyasına taşı. Initial state'e tıkladığınızda arkadaşlar yine bu değerlerin başlangıç değerlerini yine dosyadan bul. Eğer bu dosyalar arkadaşlar yüklü değilse ve bu dosya yoksa simülük dosyası kesinlikle hata verir, çalışmaz. Çünkü siz simülük ediyorsunuz ki git Command Window ortamından bu dataları bul. Oraya bir data yazmıyorsunuz. O zaman simülük dosyası hata verir. Eğer tabii ki buradakiler tikli değilse o zaman buradakiler pasif hale gelir ve dolayısıyla şu anlama gelir bu durumda. Demek ki simülük dosyasının gerekli dataları ben simülük dosyasının içinde yazdım. Dış ortamdan herhangi bir parametreye ihtiyaç yok arkadaşlar. Bu da bu load from workspace'le demek arkadaşlar. Workspace ortamından bu dataları yükle demektir. Nereye? Simulink dosyasına. Bir de save to workspace to or file seçeneği var. Arkadaşlar bir arayüzü var bu. Bakın dikkat edin. Burada da time, state vesaire output gibi seçenekler. Bunlar da Simulink dosyası çalışıp sona erdikten sonra eğer buradakileri tiklediyseniz hangi tikin karşısında ne yazıyorsa workspace ortamına o datayı yükler. Dolayısıyla siz o datayı analiz etmek istiyorsanız arkadaşlar simulink dosyası diyelim ki çalıştı. Bir takım datalar buldunuz. Bu dataların saklanmasını ve bu sakladığınız bu dosyaları açıp analiz yapmak istiyorsanız değişken hangi saniyede hangi değeri almış veya hangi adım aralığında neler yapılmış görmek istiyorsanız o zaman ilgili büyüklüğün solunda tikleyerek bu çıkışları workspace ortamına taşırsınız ve detaylı incelemeyi bunun üzerinden rahatlıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar az önce bahsettiğim input ifadesinin solundaki kutucuğu tıkladığımız zaman artık simulink dosyası bizden workspace ortamından T ve U'yu girmemizi istiyor. Şimdi bu T ve U'nun arkadaşlar çeşitli formatları var. Bakın bunlar da sağ tarafta format seçeneği içinde işaretli. Şu anda default olarak dataset formatında. Başka hangi seçenekler var diye bakacak olursak arkadaşlar. Bakın array, structure, structure with time ve dataset. Toplam 4 seçenek size sunuyor. Dolayısıyla siz buradaki T ve U parametrelerinin hangi formatta yazdıysanız buna uygun burada bir seçenek seçmeniz gerekir. Eğer bu seçenekle data input format arasında bir uyumsuzluk olursa MATLAB kesinlikle hata verir. Buna dikkat etmemiz lazım sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar kitabınızda bu inputla ilgili seçenekler hakkında detaylı size bilgiler vermişim ben. Mesela bu data ile ilgili bakın burada verilen seçenekler. Bunlar da sırayla arkadaşlar açıklamaya çalışmışım size. Örneğin dataset seçildiği ne anlama gelir? Eğer ben dataset olarak seçmişsem datayı default olarak seçilen bir formattır. Bu eğer siz herhangi bir şey belirtmezseniz MATLAB burada dataset olarak kabul eder format seçeneğini. Eğer giriş ve çıkış büyüklükleri zaman serisi şeklinde ise bu format tipi kullanılır. Peki array ne zaman arkadaşlar? Array seçeneği ne zaman? Bakın kullanıcı workspace ortamında simulink dosyasına data olarak bir dizi taşımak istiyor ise
Save Option adlı alt pencerede yer alan Format adlı kontrolü Array ayarına getirmelidir. Input boşluğuna yazılacak matris veya vektör Array formatı seçildiğinde kompleks olmamalı, yani kompleks sayı olmamalı, reel olmalıdır, çift duyarlılıklıdır. Eğer data olarak kompleks, iki boyutlu matris ve veya çift duyarlılıklı sayıdan farklı data değeri transfer edilmek isteniyorsa, Format adlı kontrolün ayarı Array yerine Structure olmalıdır. Bu boşluğa yazılacak matris, şekil 1.31'de gösterildiği gibi vektör formunda yazılır. Bu vektörün soldan sağa doğru sıralandığında ilk elem olarak zaman bildiren değişken T ismi yazılmalıdır. T değişken değerinin artan sırada olması gerekir. Bu boşluğa yazılacak diğer sütunu gösteren elemanlar ise farklı import bloklarına ilişkin giriş değerlerini gösterir ve bu boyutları T ile aynı olmalıdır. Eğer simülük dosyasının en adet girişi var ise input içine yazılan matrisin sütun sayısı n+1 olmalıdır. Input komutunun yanında default olarak T ve U ifadesi çıkar. U giriş işareti değişkenlerini temsil etmektedir. Örnek olarak Command Window ortamına şekil 1.32'de gösterildiği gibi komut satırları yazılırsa iki girişli bir model ile U vektörü simülük dosyasına taşınabilir. Şekil 1.31'de input komutunun sol tarafına tıklanarak sağ tarafındaki TU ifadesinin aktif hale gelmesi sağlanmalıdır. Format olarak array seçildiğine dikkat ediniz. Şekil 1.33'te ise şekil 1.31'de en üst sağ tarafta yer alan Connect Input butonuna basıldığında açılan pencere gösterilmiştir. Bu pencere üzerinden açık olan dosyaya dış ortamdan bir ortamdan data transferi gerçekleştirilmesinde kullanılır. Arkadaşlar bu seçeneği şeyde görmüştük. Bakın burada Connect Input seçeneği var. Şuradan bahsediyoruz arkadaşlar. Şurası. Bunu ne zaman kullanılacağı bilgiyi de size vermiş oldum sevgili arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar örnek olması açısından sizin kitabın ön sözünde bahsedilen adreste indirdiğiniz simülük dosyaları içinde Untitled adlı bir dosya var arkadaşlar. Bu dosyanın adı bazı yerde Untitled ilk dosya olarak da geçiyor olabilir. Bunun ismini değiştirin. Kitapla uyumlu olması için Untitled diyelim. Orada bir başka Untitled dosyası olmamalı arkadaşlar. Bu dosyayı tıkladığınızda arkadaşlar karşınıza şöyle bir dosya çıkacak. Simülük dosyası çıkacak. Şimdi arkadaşlar bu simülük dosyasının ayar penceresine bakalım. Nasıl ulaşıyorduk arkadaşlar buna? En alttaki yazıya tıklıyorduk. Bir pencere çıkıyordu. Bu penceredeki sağdaki ikona tıkladığımızda arkadaşlar ayar penceresi çıktı karşımıza. Burada data import export seçeneğine baktığınızda bakın input aktif halde şu anda. T ve U değerlerini demek ki ben workspace ortamından okuyacağım. Peki formatımız ne arkadaşlar? Data set. Data set formatı ile ilgili bir çalışma arkadaşlar bu. Bakın dikkat ederseniz çıkışta bir şey yazmasını istemiyorum dosyanın. Yani dosya çalıştıktan sonra masa üstüne bir şey çıksın istemiyorum. Bu ayarları buna göre yapmışım sevgili arkadaşlar. Şimdi tekrar dosyamıza bir daha bakalım. Açalım dosyamızı. Açık zaten. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada bir scope var. Şimdi bu devrenin nasıl kurulduğunu anlatmıyorum. Çünkü bu daha sonraki haftaların konusu. Şu anda bu devreyi kurduğumuzu kabul edelim. Şu anda arkadaşlar bu scope ekranına 3 tane bakın dikkat edin. Bu dosyanın adına bakalım arkadaşlar. Import bloğu bağlanmış. 3 tane. Demek ki benim 3 tane girişim var. Nereden alacağım arkadaşlar bu girişi? Workspace ortamından alacağım. Bakın 3 tane giriş var arkadaşlar. Şimdi bu örneğin input 1 yani import bloğunun input 1 olanına tıkladığımda bakın 2 seçenek var. Main ve signal attributes dediğimiz seçenek. Bunların ayarları önemli arkadaşlar. Bu ayarlara sadık kalarak sevgili arkadaşlar bu dosyayı çalıştıracağız. Fakat çalıştıracağız ama eğer ben bu dosyaya gerekli biraz sonra anlatacağım gerekli işlemleri yapmazsam bu dosya çalışmaz. Hata verir. Neden hata verir? Çünkü ben diyorum ki data import export yüzünde, array yüzünde input'u tikledim. Demek ki T ve U değerlerini masa üstünden vereceğim. O halde masa üstünde arkadaşlar mutlaka benim bununla ilgili dataları yazmam gerekiyor. Şimdi kitabınızda bununla ilgili uyarılar da yapmış mıyım? Bakın arkadaşlar. Bakın. Workspace ortamına sevgili arkadaşlar bakın. Şekil 1.32'de workspace ortamına bu dataları atmam lazım. Çünkü az önce de bildirdim ya
TVU bakın. TVU arkadaşlar oluşturmuşum. Eğer siz bu şu input'ta yazdığınız seçenekler arkadaşlar. Buradaki seçenekler. Tekrar geri dönüyorum. Şuradaki TVU seçenekleri tikli olduğu için masa üstünde bunları yazmak zorundasınız. Dolayısıyla ben şekil tekrar diyorum. Şekil 1.32'de bu işlemi yapmışım. İsterseniz bunları ben tekrar masa üstüne gireyim ve bu girdikten sonra dosyayı hep beraber çalıştıralım arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şekil 1.32'de görmüş olduğunuz değerleri zaman kaybolmadan ben videoyu ara verip bu değerleri girdim ve T ve U vektörlerini oluşturdum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi T vektörü 201 satırdan bir sütundan oluşuyor. U vektörü de 201 satır 3 sütundan oluşuyor arkadaşlar. Dolayısıyla 3 tane sütun ne demek? 3 tane giriş olacak demek. Bakın arkadaşlar bunu nasıl anlıyorum? Bakın sinüs 2 pi 50 T frekansı 50 T frekansı 50 T 50 olan bir işaret. İkinci işaretimiz arkadaşlar bunun 2 katı değil mi? Üçüncü işaret ise kosinüs eğrisi. Frekansı 50 olan kosinüs eğrisi. 3 tane eğri. Zaman ekseninde girdim. Dataset biliyorsunuz zaman serisiydi. Bu format da uygun buna. Şimdi arkadaşlar gerekli şeyleri oluşturduğum için artık ben bu dosyayı rahatlıkla çalıştırabilirim demektir. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Burayı biraz daha genişleteyim. Simülasyon seçeneğinin içinde sevgili arkadaşlar run seçeneğine basıyordum. Bakın dikkat edin programda herhangi şu ana kadar bir hata oluşmadı. Ve çalıştı. Bakın arkadaşlar şu anda scope'a çift tıklıyorum. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar scope görüntüsü çıktı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 ayrı girişin değişimlerini kesinlikle scope ekranında görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu kitabınızda şekil 1.39'da bu eğriler size verildi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tekrar özetlemek gerekirse bu bir yöntem. Ben Simulink dosyasının import blokları üzerinden dışarıdan data taşıdım ve bu data taşıdığım dataları scope ekranında gösterdim sevgili arkadaşlar. Tekrar söylüyorum bu ayarlar kitabınızda sayfa 25'te verilmiş. Şekil 1.35, 1.36, 1.37, 1.38 ve şu görmüş olduğumuz scope ekran görüntüsü de 1.39'da verilmiş arkadaşlar. Diğer seçenekleri ise bir sonraki videomuzda anlatmaya devam edeceğim. Hepinize başarılar diliyorum.